Nasıl bizim ehli sünnette uydurulmuş bir din var, Şia'da da aynısı var değil mi hocam? Aynısından biraz fazlası var. Biraz fazlası Biraz var. fazlası. Yani Şia'nın uydurulmuş dini daha can canlı. Daha can canlı. Daha can canlı. Tamam hocam. Evet. Ağzınıza sağlık. Evet hocam. Ve bu konuda Allah razı olsun, bir ismi de burada rahmetle analım, öldüğü için değil, yaşıyor. Allah ona uzun ömürler Amin versin. inşallah. Ahmet el-Katip. Şia'ya 40 maddelik bir manifesto yayınladı. Evet Bu okumuştum. zat Şii alimdir, onu unutmayalım. Evet. Buradan onu selamlıyoruz. Buradan onu selamlıyoruz. Durdurmadılar, yaşatmadılar Necef'te, şimdi İngiltere'de. Durdurmadılar, yaşatmadılar. Hazreti Ama bu adam molladır. Ali Şeriatı gibi değil mi? Aynen öyle. Birine. Bu adam molladır. Ne Şia'ya yaranabildi ne Sünnilere. Ali Şeriatı gibi. Ama Şia'ya 40 maddelik gelin Müslüman olalım manasına gelen bir, yani ne Şii ne Sünni, gelin Müslüman olalım, Allah'ın verdiği isimle isimlenelim evet. manasına, anlamına gelen harika bir 40 maddelik manifesto yayınladı. O Türkçe'ye de çevrildi. Ne olur Şii kardeşlerim, özellikle Şii kardeşlerim, Caferi kardeşlerim, bu ülkenin Caferi nüfusu da var, var evet, unutmayalım hocam. Kars'ta, İstanbul'da oturan bir yığın Caferi. Doğru. Ne olur Ahmet el-Katib'in bu 40 maddesini Allah rızası için okuyun. Bir okusun, düşünsünler. Aynısını Sünniler içinde ben söylüyorum. Evet, evet hocam.